kişi ilçe temsilciliğini düzenlemiş olduğu e-dönüşüm sürecinde LUKA uygulamaları seminerine hoş geldiniz. E-dönüşüm sürecinde LUKA uygulamaları seminerine hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu e-uygulamalar çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. 509 numaralı vergi usul kanunu tebliğiyle zaten Mali Müşavirler Odası olarak, TÜRMOB olarak gerek İstanbul'un ilçelerinde gerekse tüm Türkiye'de bu eğitimleri verdik. Yalnız bunun bir ayağı daha eksikti. Bunu da bugün burada inşallah tamamlayacağız. Çünkü bizim önemli paydaşlarımızdan biri LUKA. LUKA kapsamında bu e-uygulamaları nasıl gerçekleştireceğiz? Değerli eğitmen arkadaşım aynı zamanda bizim Şişli ilçesinin de eniştesi oluyor. Sevgili Ömer arkadaşım bunu verecek. Ben bu seminerin çok verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü Ömer Bey hem mali müşavir hem de LUKA programında da eğitmen. Faydalı olmasını diliyorum. İyi seminerler diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2004 yılında e-bildirge, e-beyanname ile e-uygulamalar hayatımıza girdi. 2014 yılında e-deftere ve e-faturayla hayatımıza giren e-uygulamaları 509 nolu tebliğ, 3 nolu tebliğ ile birlikte hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Ben birçok yerde şunu söylüyorum. Matematikte pi sayısı neyse muhasebede de e artık o noktada. Artık defterler kağıtlara değil bulutlara yazılan bir döneme geldik. Süreç bu noktada. Bu dijitalleşme ve teknolojide kaçınılmaz bir süreç. Tabii bizler oda olarak az önce sevgili temsilcim ve aynı zamanda eğitmenimiz olan sevgili Yalçın ifade etti. Biz süreci iyi takip ederek sizlerden gelen refleksler, talepler doğrultusunda gelen tebliğler, kanunlarla ilgili görüş önerilerimizi odalar olarak TÜRMOB'a sunuyoruz. Şimdi yoğun bir mesleki gündemle birlikte bildiğiniz gibi sıcak bir konuyla baş başayız. Bildiğiniz gibi bu vergi usulü genel tebliği 509 nolu tebliği de artık bildiğimiz birçok uygulama ezberimizi bozacak hale gelmiş durumda. Çünkü bu süreci sadece 509 nolu tebliğ ile değerlendirmek doğru olmayacaktır. Çünkü şöyle daha geniş bir çerçeveden bakmak gerekirse yaklaşık 8-10 sene önce Gelir İdaresi'nin yetkilileri İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın Cevahir Otel'de yapmış olduğu bir seminerde şunu ifade etmişlerdi. Demişlerdi ki biz mevcut vergi mükelleflerinin %97'sine ne yaptığını bilmiyoruz demişlerdi. Bu çok büyük bir rakam. Dolayısıyla artık biz bu süreci değiştirmek istiyoruz. Vergi mükelleflerinin yapmış oldukları işlemleri hem parasal değerler açısından hem de stok değerler açısından daha gerçeğe yakın bir şekilde denetlemek istiyoruz şeklinde ifadeler olmuştu. Ve yine aynı seminerde söyledikleri başka bir ifadeyle vergi usul kanununda yer alan ve belge niteliği taşıyan bütün belgeleri e-dönüşüm sürecine alacaklarını ifade etmişlerdi. Aradan geçen 8-10 sene içerisinde bu süreçlerin tamamlanmaya yakın olduğunu görüyoruz. Çünkü yine halihazırda bu süreçlere girmeyen, e-dönüşüm sürecine girmeyen firmalarla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.